Kolon kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen 3. kanser türü olmakla birlikte kolon kanserinin en önemli özelliği büyük oranda önlenebilir bir kanser türü olması. Kolon kanserinin önlenmesinde çok önemli bir yöntem olan, olan kolonoskopi sanıldığı gibi zor ve ağrılı bir işlem de değil. Peki kolon kanserinin belirtileri nelerdir? Kolon kanserini önlemede faydalı besinler var mıdır? Kolon kanserinden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Tanı, tedavi ve cerrahi yöntemleri konuşacağız. Tüm bu soruların yanıtlarını genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Neşet Köksal'dan alacağız. Siz de sorularınızla bize katılabilir. 0212 243 71 78'den bizi arayabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla kolon kanserine dair her türlü sorunuzu bize iletebilir. Yanıtını canlı yayında alabilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili Hoş bulduk, hocam. Nasılsınız? iyi İyiyim, misiniz? teşekkür edersiniz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bize vücudumuzda kolon ve rektumun nerede bulunduğunu ve ne işe yaradığını anlatarak başlayabilir miyiz? Kolon ve rektum yani bizim kalın bağırsak olarak tanıklı, tanı tanımladığımız tüp şeklinde bir organ karın içinde bulunuyor. Karın sağ alt kadranından başlayıp e, makatla... An sonlanıyor, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir organ. Ee, ne işe yarıyor? Daha çok sindirilmiş gıda artıklarının depolandığı ve son işlemlerin yapıldığı ve daha sonra e, makat yoluyla dışarı atıldığı bir organ. Kalın bağırsak, kolon ya da rektum. Peki kansere geçmeden önce biz kolon ve rektumumuzu diye diyeyim, değil mi? Korumak kalın için Kalın bağırsak ne belki daha iyi tanımlaması açısından, evet. Değil mi? Sağlığını korumak için ne yapmalıyız hocam? Tabii birçok ...farklılıkları var. O, en önemli hastalık kanserleri, kalın bağırsak. Kalın bağırsak kanserini oluşturan bir takım risk faktörleri var. Tabi bu risk faktörlerinden korunmamız lazım. Kanserden korunabilmemiz açısından. Bunlar nedir? Bir beslenme. Ee, örneğin katı yağlar ya da doymuş yağlarla fazla miktarda beslenen gruplarda... ...kalın bağırsak kanserleri daha sık görülüyor. Hmm. Ya da lifli besinlerle beslenenlerde kalın bağırsak kanserleri daha az görülüyor... O zaman beslenme şeklimizi buna göre ayarlayacağız. Kalın bağırsak kanserleri genellikle mesela batı tipi beslenmelerde daha fazla ama e, lifli beslenmeleri olan bölgelerde daha az gözüküyor. Mesela yine sigara içenlerde daha fazla gözüküyor kalın bağırsak kanseri. Şişmanlarda ya da obezlerde daha fazla görülüyor. Daha sedatif yaşayanlarda, daha sedanter yaşayanlarda, hareketsiz yaşayanlarda daha fazla gözüküyor. Onun için bunlardan daha Az yaparak, yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıkları değiştirerek korunabiliriz ya da azaltabiliriz. Bir takım faktörler var. Tabii mesela kalıtım gibi, herette gibi. Onlar çok elimizde olmayan faktörler. Bunlar evet. da risk faktörünü artıran şeyler e, faktörlerden. Ama özet olarak, bir takım şeyler alkolden e, uzak, uzak durarak, e, yaşam tarzı ve beslenme şeklimizi değiştirerek en azından koruyucu stratejinin ilk basamağını basamağını sağlamış olabiliriz kalın bağırsak kanserlerinden korunmak için. Peki kolon kanseri ile rektum kanseri birbirinden farklı şeyler mi? Aslında birbirinin devamı olan bir bütün içinde iki parça. Kolon dediğimiz kısım rektum dışındaki kalın bağırsak kısmı. Rektum da kalın bağırsağın son kısmı. Yapısal olarak birbirinden bir takım farklılıklar var. Kanserleri seyir ve tedavi farklılıkları arasında farklılıklar içeriyor. Kalın bağırsağın rektum dışındaki kısmı genellikle karın içinde, e, periton dediğimiz karın içinde zarı örtülü olan bölümde ama rektum dediğimiz son kısmı pelvis dediğimiz e, karın alt bölgesinde yerleşiyor. Daha dar bir bölge, belirtileri açısından farklılıklar var, tedavi açısından da farklılıkları var ve seyir açısından da bir takım farklılıklar var. Rektum kanserleri biraz daha e, iyi seyretmiyor öyle söyleyeyim. Kalın bağırsak kanserleri daha iyi olabiliyor. Peki hocam kalın bağırsak kanserleri toplumda ne sıklıkla görülür? Kadın ve erkek oranı var mıdır? Ee, oldukça sık görülüyor aslında. Hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yerleşen kanserler. Ama ölüm anlamında e, erkeklerde biraz daha öne çıkabiliyor kalın bağırsak kanserleri. Şimdi bununla ilgili tabii sayılara baktığımız zaman mesela Amerika'da her yıl yaklaşık 140-150 bin yeni kalın bağırsak kanseri e, oluştuğu tesisi konuyor ve yine her yıl 50 bine yakın kişi de kalın bağırsak kanseri nedeniyle kaybediliyor. Yani ölüm e, ölüme neden oluyor. Şimdi ülkemizde bununla ilgili e, genellikle Sağlık Bakanlığı kaynaklarına baktığımız zaman erkeklerde biraz daha sık olduğunu görüyoruz kalın bağırsak kanserinin 100 binde 24-25 civarında gözüküyor. Kadınlarda bu aran 100 binde 15 civarında falan. Yani bunu 80 milyona vurduğumuz zaman ülkemizde demek ki yaklaşık yılda 16-17 bin kalın bağırsak kanseri oluşuyor. Ama sıklık sırasına baktığımız zaman ülkemizde de 3. sırada görülen kanser türü kalın bağırsak kanserleri. Peki ya yaş önemli bir faktör mü? Yaş tabii çok önemli. Genellikle kalın bağırsak kanserlerinin 90 civarı %90'dan fazlası 50 yaşından sonra görülüyor. Hmm. Onun için bir takım koruyucu önlemler, tarama programları bu yaştan itibaren başlatılıyor. Her yaşta görülebilir kadın bağırsak kanseri. 20'li yaşlarda, 30 yaşlarda da görülebilir ama en sık görüldüğü yaş genellikle 50 yaştan sonraki yaş grubunda. Peki hocam kalın bağırsakta görülen polipler kansere dönüşür mü? Bu polipler neden oluşur en başta? Şimdi tabii kalın bağırsak kanserleri biliyoruz ki, yine yüzde fazlası polip dediğimiz kalın bağırsağın içine doğru olan çıkıntılardan gelişiyor. Ee, direkt kalın bağırsağın normal bir kozasından gelişen kanser oranı az. Ee, ama her polipten kanser gelişmeyebilir. Kanser gelişen poliplere biz adenomatoz polipler ya da neoplastik polipler diyoruz. Yani kansere dönüşebilen polipler bunlar. Onun için e, bu poli her polip kansere dönüşür mü? Dönüşmez. Ama Kanserlerin %90'ı yaklaşık e, poliplerden gelişiyor. Bu niye önemli? Eğer bu polipleri biz kanser dönüşmeden çıkartırsak ileride oluşabilecek kanser e, gelişme riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Onun için tabi tarama programları kalın bağırsak kanserlerinde önemli. Peki bu yaygın polip tipleri nelerdir? Şimdi bir takım tabi kalıtsal daha önce bahsettiğimiz kalıtsal faktörler var. E, geçen... Genetik olarak geçen karar, ailesel ailesel polipoz dediğimiz, kalısal polipozit dediğimiz bir hastalık türü var. Bunlarda kalın bağırsakta yüzlerce e, polip oluyor. Ve bunların kansere dönüşme oranı e, neredeyse yüzde yüze yakın. Ve çok erken yaşlarda başlıyor kansere dönüşme. Örneğin 20'li yaşlarda, 21-22 yaşlarında bu hastaların yaklaşık yüzde yedisinde, sekizinde kanser görülüyor bu 40'lı yaşlara geldiği zaman yaklaşık %50'sinde görülüyor. 70'li yaşlarda hemen hemen tamamında kanser gelişiyor. Yine bunun dışında bizim juvenil polipoz dediğimiz bir takım polipoz türleri var. Hı hı. Bunlar gerek kalın bağırsakta, gerek ince bağırsakta, gerek midede polipler ya da kanserlerle görülen, yine bağırsak dışı kanserlerle görülen polipler. Bunlar genellikle kalısal, aileden geçen e, kanser türleri. Tabii varsa böyle bir kanser türü bir ailede, o ailenin diğer bireylerinde, diğer fertlerinde bu açıdan takip etmek, kontrol etmek çok önemli. Bu açıdan genetik bir takım destekler almak gerekli. Ve taramalara, tetiklere çok erken yaşlarda başlamak lazım. Mesela ailesel e, polipoz dediğimiz, kalısal polipoz dediğimiz hastalıkta varsa risk altında kurum, 10-12 yaşından itibaren e, bu kişiler taramaya, kontrole alınmalı. Eğer polip gelişiyorsa ya da polipoz gelişiyorsa ona göre gerekli cerrahi tedavi uygulanmalı. Yani bu hastalarda özellikle polipoz dediğimiz sendromlarda kanser gelişmeden tespit edip tedavisini yapmak hastanın sağ kalım açısından çok önemli. Peki ya hangi testler öneriyorsunuz tarama testlerini hocam? Diyelim risk faktörü altında olan 12 yaşında bir çocuk var. Şimdi tabii tarama programında eğer risk yüksek risk faktörü ise mesela diyelim ki aile, ailesel familyal polipozisli bir hasta grubunda tabii ilk önce bu hastada genetik geçişi göstermemiz lazım. Çünkü biliyoruz ki bu hastaların da %20'sinde genetik bir geçiş ya da genlerde bir değişiklik farklılık gösterilememiş. Onun için önce kişi, hasta olan kişide genetik geçiş olup olmadığını gösteriyoruz. Eğer gösterdikten sonra varsa yakın akrabalarında böyle bir genetik geçişi olup olmadığını göstermemiz lazım. Hı hı. Eğer genetik farklılık yoksa mesela işte yine örnek olarak bu ailesel, ailesel polipoz dediğimiz grupta hı. APC dediğimiz bir gen var. Hı hı. Bu gendeki değişiklik ailenin diğer bireylerinde bakıldığında farklılık gösterilmemişse bu tarama programından çıkarılıyor. Yani Bunu takip etmenize gerek yok. Anladım. Ama genetik bir değişiklik varsa bu çocuğu işte 10-12 yaşında itibaren yılda bir ya da iki yılda bir e, sigmoidoskopi dediğimiz, yani tüm kolonu görmesek de poliplerin en çok yerleştiği kalın bağırsağın e, distal kısımları, son kısımlarını e, yılda bir, iki yılda bir görmek. Eğer e, varsa polip ya da polipler gelişmişse ona göre tedavi programını almak lazım. Unutulmaması gereken şey şu, bu hastalarda aslında, Kalın bağırsak dışında başka yerlerde de kanserler gelişebiliyor. Hmm. Ya da başka yerlerde de polipler gelişebiliyor. Mesela, Mesela neydi? 12 parmak bağırsağında, midede. Gerçi midedekiler genellikle kansere dönüşen polipler değil ama 12 parmak bağırsağındaki polipler kansere dönüşebiliyor. Ve bugün bu hastaların aslında ölüm nedenlerinin birinci sırasında bu gözden kaçan 12 parmak bağırsağındaki poliplerden gelişen kanserler ilk sıraya alıyor. Yine bu hastalarda dezmoid tümörler dediğimiz yani bir Kanser gibi yani olmayan ama kendi etrafında, çevresinde büyüyen tümörler de var. yine yani ölüm nedenlerinin ikinci sırasında bu desmiy tümörler alıyor. Yani kalın bağırsakla beraber kalın bağırsak dışı gelişebilecek tümörler açısından da 3-5 yılda bir en azından bir üst gastrointestinal sistem endoskopi yapmak gerekiyor bu hastalarda. Şimdi sevgili hocam birlikte sokağa çıkacağız. Vatandaşlara mikrofon uzattık. Kolon kanseri ile ilgili size sorular sordular. Bakalım ne sordunuz. Kolon kanseri için risk faktörleri nelerdir? Risk faktörleri de biraz önce saymıştık. Tabii bu beslenme, diyet ve çevresel faktörler. Özellikle yağlı yiyeceklerden fazla beslenenlerde risk artıyor. Lifli evet. beslenenlerde risk azalıyor. Obeste bir risk faktörü, sigara bir risk faktörü, yine e, alkol bir risk faktörü. Bir takım işte kalıtsal faktörler önemli. Onun için çevresinde, ailede, özellikle birinci ya da ikinci derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri görülen kişiler ciddi anlamda bir risk faktörüdür. Peki ya başka şunu, kanserler görülmüşse akrabalarında hocam? O da riski artıran faktör. Biraz önce bahsettiğimiz bir takım polipozis sendromları ya da bizim Li sendromu dediğimiz polipozisle de seyretmeyen ama genetik geçiş olan bir hastalık grubu daha var eriter, no polipolis, kolorektal kanser dediğimiz. Bu grupta da kalın bağırsak dışında özellikle kadın hastalıkları yönden endometrium kanser, over kanseri, pankreas, böbrek, diğer kanserler arasında da bir grubu. Buna mesela linç 2 sendromu diyoruz. Bu gruptaki hastalarda bir faktörü. Şimdi normalde bir kişinin hayatı boyunca kalın bağırsak kanserine yakalanma riski yaklaşık %5-6 civarında. 5 -6. Ama bilin derecede yakını yani kardeşler, anne babada kalın bağırsak kanseri varsa bu oran %12'lere çıkıyor. Yani iki kat artıyor bu risk. Ama iki ve daha fazla kanser varsa ailesinde bu risk %35'lere çıkıyor. Yani üç kat artıyor. Onun için e, ailede böyle bir kanserin olması kalın bağırsak ya da ilişkili kanser olması riski artıran nedenlerden birisi. Peki hocam kalın bağırsakta polip varsa ya da eğer kalın bağırsak kanserinin yakalanma döneminin ilk aşamasıysa bu kişide belirti verir mi? Yoksa erken evrede belirti vermeden sinsi ilerleyen bir hastalık mıdır? Şimdi tabii aslında tarama programlarının esas amacı asemptomatik. Yani belirti vermeden ya da çok erken dönemde hastalığı yakalamak. Kalın bağırsak kanserleri de büyük oranda asemptomatik başlangıçta. Yani çok fazla belirti vermiyor. <laughs> bir takım belirtiler verdiği zaman hastalık biraz ilerlemiş demektir aslında. Belirti olarak neler? Mesela dışkılama alışkanlığındaki değişiklikler özellikle ileri yaşlarda 50 yaşından sonra oluyorsa ya da bir risk grubundaysa bu hasta çok önemli. Ee, özellikle rektal kanama dediğimiz makattan olan kanamalar bu uyarıcı bazen de bunlar hemoroid fistülü falan diye geçiştirilebilir ama önemli bir, bir kalın bağırsak kanserine de bağlı olabilir. Yine Kansızlık, nedeni izah edilemeyen kansızlık, özellikle kalın bağırsağın başlangıcındaki tümörler silsiz sil sil kanar ve kansızlık neden olabilir. Bunun dışında tabii ki karın ağrısı olabilir. Ee, eğer kalın bağırsağın sol tarafındaki özellikle tümörler geçişte tıkanıklık yaptıysa e, bu ağrı, karında şişkinlik, büyük abdest yapılma gibi şikayetlerin nedeni olabilir. Ama bilmemiz gereken e, asomptomatiktir çoğunluğu ama... Dışkılama alışkanlığındaki farklılıklar, rektal kanama, özellikle karın ağrısı gibi bulgular, kilo kaybı gibi bulgular kişiyi uyarmalı ve eğer risk grubundaysa ya da ileri yaştaysa mutlaka bunun üzerine gidilmeli. Yani bir endoskopik olarak bakılmalı bu hastalar. Şimdi toplumda hemoroidin de çok yaygın olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Her rektal kanamada kişi endişelenmeli mi? Bu anlamda doktora gelmeli mi siz genel cerrahlara? Eğer nedeni Mutlaka rektal kanama varsa bunun tabii şekli önemli. Mesela dışkılama ile birlikte olan rektal kanama hemoroidle bir takım o bölgenin hastalıklarıyla birlikte olabilir ama dışkılama dışı oluşan hmm. kanamalar çok önemli. Aslında her rektal kanama mutlaka nedeni araştırılmalı. Bazen ile birlikte de kalın bağırsak kanserleri görülüyor. Yani hemoroid evet. olması kalın bağırsak kanseri olmayacak demek değil. Hmm. Onun için bu hastalarda en azından kalın bağırsak kanserlerinin %50-60'ını yerleştiği son 20-30 santimetrelik kısım e, sigmoidoskopi dediğimiz daha kısa süren, daha basit bir yöntemle bakılmalı. Yani mesela hiç unutmam ben e, bir hastam e, bir buçuk ay falan hastanede yatan bir hasta bu. Her şey yapılmış hastaya. Tüm tetkikler. İşte, tüm tetkikler ama rektal tüşe dediğimiz makattan muayene yapılmamış. Hmm. Halbuki hastaya çünkü bazen kolonoskopide kalın bağırsağın uç son kısmındaki yerleşen tümörler gözden kaçabilir. Anladım. Görülemeyebilir. Ama size rektal tüşe yaptığınız zaman bakıyorsunuz ki orada tümör var. Yani bu hastalarda rektal tüşe dediğimiz makattan muayeneden kaçınmamak gerekir. İmal edilen bir şey e, yapılmış olsa aslında bu hastada hemen tümör tanısı konulabilir. Yani özet olarak rektal kanaması olan hastanın mutlaka kanama nedeni araştırılmalı ve kanser var mı? ilişkili mi değil mi? Baştandı. E, en azından bir endoskopik muayenesi yapılmadı. Şimdi sözlerinizde kolonoskopi dediniz hocam. Kolonoskopi sadece tanı değil, aynı zamanda tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor, doğru mu? Doğru. Yani şimdi tabi avantajı bu kolonoskopinin. Bu tarama programları ya da tanı e, tanıya ulaşmak için bir takım yöntemler uyguluyoruz. Mesela bir kolon grafisinde görüntü alabiliyoruz. Ee, kolon tümörü var mı yok mu ama onun kolon tümörü olduğu için oradan biyopsi almanız lazım. Evet. Ya da bir polipi gösterebilirsiniz. Ee, Görüntüle de, de çıkabilir. Ya da işte sanal kolonoskopi dediğimiz bir teknolojideki değişmeler, gelişmelerle işte tomografinin bazen iyi yapılabilirse kalın bağırsağın içini gösteren yöntemlerle beraber ama bunu oradan biyopsi almak ya da bir polip varsa polipi çıkarma şansınız yok tabii ki endoskopinin, kolonoskopinin en önemli şeyi hem tanısal anlamda ki doğruluk oranı çok yüksek. Gözden kaçırma ihtimali çok daha düşük. Diğer tehditlerde bir takım küçük polipleri, küçük tümörleri ya da düz olarak yani saplı değil ama kalın bağırsağın üzerinde düz yerleşmiş tümörleri gözden kaçabiliriz, kaçırabiliriz. Polipleri gözden kaçırabiliriz. Kolonoskopide bunları görebilirsiniz, biyopsi alabilirsiniz. Eğer bir polip varsa bu polipi çıkarabilip Çıkarıp patolojiye verebilirsiniz. Bu bakımdan çok avantajlı tabii ki endoskopik yöntem. Peki, peki hocam şimdi şüphelendiğiniz durumlarda e, hemen biyopsi alıyor musunuz? Biyopsi işlemini hangi aşamada yapıyorsunuz? E, ve bu biyopsiden sonra geçen süreç nasıl oluyor? Eğer endoskopi esnasında bir poliple karşılaşmışsanız yani çıkarılabilecek bir poliple karşılaşmışsanız polip alıyorsunuz. Hı hı. Yani şimdi tabii polipler e, önemli şu anlamda bir ileride oluşabilecek kanseri önüne geçiyorsunuz. İki, çıkardığınız bazen polipte kanser de görebiliyorsunuz. Mesela kanserin tabii bir takım tipleri var. Bizim villöz dediğimiz tubüler polip dediğimiz polipler. Mesela villöz poliplerde kanser görülme ihtimali daha yüksek. %30-40'lara çıkabiliyor. Boyut önemli polip. Mesela bir santimetreye kadar olan poliplerde kanser görülme ihtimali düşük. Ama 2 cm üzeri poliplerde bu oran %25-30-40 ellere kadar yükselebiliyor. Tabi polip görüyorsak bu polipi bütünlük halinde çıkarmamız lazım. Yani patoloğa verdiğimiz zaman polipi patolog bunda kanser var mı yok mu? Eğer kanser varsa polipin içindeki derinliği, invazyonu bize bildirmesi lazım. Onun için parça parça değil bütün olarak çıkarmak lazım. Saplı poliplerde yani kalın bağırsağın içine doğru sapla beraber uzanan poliplerde bu kolay. Bir kement dediğimiz e, kementle yakarak o polipi çıkartıyorsunuz. Ama bazen düz polip dediğimiz, klet polip dediğimiz e, polipler var. Eğer o polipleri düzgün çıkarabiliyorsanız ki bugün o da yapılabilir. Düzgün çıkarabiliyorsanız düzgün çıkarıp e, patola vermek lazım. Ki olabilecek bir kanserde e, derinliği ne kadar... Çevre sınırlarda kanser var mı yok mu bunu görmek açısından. Eğer çıkaramayacak durumdaysa polip ya da bir kanseri tanırsınız görünüm itibariyle biyopsi alıyorsunuz. O bölgeden O bölgeyi. Eğer biyopsi de diyelim ki kanser geldi zaten ona yönelik tedavi planlamasını yapıyorsunuz. Polip geldi yani bir e, displezi geldi ya da işte bir polip geldi kanser görmedik. Ama ona göre... Endoskopik olarak çıkarılamıyorsa o bölgenin cerrahi olarak e, kanser tedavi kurallarına uygun olarak çıkarılması gerekiyor. Çıkarılamayan polip ne demektir hocam? Endoskopik anlamda çıkarılamayan polip var tabi. Cerrahi olarak çıkarılamayan polip yok. E, ama endoskopik olarak biraz önce bahsettiğimiz geniş yani Çünkü polipektomi ya da polipin çıkarılma esnasında bir takım komplikasyonlar gelişebilir. Özellikle geniş tabanlı poliplerde çıkartırken kalın bağırsakta delinmeler oluşabilir. Hmm. Kanamalar oluşabilir. Ee, onun için bu anlamda risk yüksekse ya da çok geniş tabanlı polip varsa bunları çıkarmak için çok uğraşmamak lazım. Komplikasyona yol açmak ihtimali yükseksin. Bunlar da direkt cerrahi e, ve o segmentin kalın bağırsağın o kısmını e, lenf bezleriyle beraber çıkartıyoruz ve patolojiye veriyoruz. Eğer Kanserse zaten siz cerrahi tedavisini yapmış oluyorsunuz. Evet. Peki hocam şimdi tedavide cerrahinin yerinden biraz daha konuşalım. E, polibin yeri bahsettiğiniz gibi büyüklüğü ya da işte ne kadar yer edip etmediği, tabanının ne kadar geniş olup olmadığına göre tedavi ve cerrahi seçenekleri bize nasıl anlatırsınız? Şimdi tabii, polip e, biraz önce bahsettiğimiz gibi bir polip non-specific yani istorisi tam bilinmeyen bir tanımlama. Bu hiperplastik polip dediğimiz kanser öncesi poliplerden olabilir. Evet. Ya da neoplastik dediğimiz kansere dönüşebilen poliplerden olabilir. Eğer polipse çıkardığınız şey zaten tedavi yapmış oluyorsunuz. İlave ek bir şeye gerek yok. Ama polipte bir kanser görüyorsanız eğer o zaman bir takım sınıflamalar, bir takım kriterler konmaya çalışmıştır. İşte Hegel sınıflaması dediğimiz sınıflama. Evreler mi yani? Mesela saplı polipse eğer, Hı. saplı polipte kanserin görülmesi tek başına bir cerrahi tedavi gereği değil. Eğer başında görülmüşse ya da bizim tabakalar dediğimiz kalın bağırsağın bir takım tabakalarını geçmemişse, sapında görülmemişse bu hastalarda polipin çıkarılması, polipektomi yapılması yeterli. Beraberinde tabi çıkarılan polipteki o kanserin ee, greyti, saldırganlığı, agresif olup olmaması, sınırların tümörden sağlam olup olmamasına göre karar veriyor. Bunlar varsa polipi çıkarmışsanız bu sizin için yeterli. Ama sapı, saplı polipler için sapı eğer gelmişse tümör hı hı. o zaman mutlaka bu hastaya normal kalın bağırsak tümör cerrahisi uyguluyorsunuz. Yani o bölgeyi, tabi kanser cerrahisinde sadece bağırsağın o kısmını çıkarmıyorsunuz. Bağırsağın yayılma yollarıyla beraber çıkarıyorsunuz. Yani lenf bezleri ve mezo dediğimiz bölümüyle beraber bağırsa bir bütün olarak çıkarmak lazım. Peki böyle bir durumda hasta nasıl devam edecek hayatına? Daha sonra yaşamında eğer çıkardığınız belli bir sekmezse kalın bağırsağın bir bölümü ise normal yaşamına devam eder. Anladım. Ama tabi rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısımdaki tümörlerde uygulanan cerrahi yani makata ne kadar yakınsa çıkardığınız yer o zaman ameliyat sonrası bir takım dışkılama farklılıkları olabilir. Daha sık dışkılamalar olabilir. Dışkılamada bir takım farklılıklar, rahat boşalamama gibi nedenler olabilir. Bunların bir kısmı zamanla kaybolabilir. Bir kısmı hastalara bir takım makas dediğimiz tavsiyelerle giderilebilir. Yani kalın bağırsağın anüs dediğimiz makata yakın olan kısımları dışında geride kalan bölümlerde kısmi olarak çıkarılması Hastanın yaşam konforunu hiç etkileyen bir şey değil. Ama bazen mesela bir takım e, polipoz işte familial polipoz dediğimiz durumlarda kalın bağırsak tümünü çıkarmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Yani ya da işte ülseratif kolit dediğimiz bir takım inflamatuar bağırsak hastalıkları ki bunlar da kanser öncesi ya da kanser açısından risk grubu oluşturan gruptur. Ülseratif kolit diye bilinen ya da kuru hastalığı diye bilinen Bunlar da bazen kalın bağırsağı rektumla beraber tümünü çıkarmak durumunda kalıyorsunuz. Ve ince bağırsağı da e, makata, anüse ağızlaştırmak durumunda bir cep poş oluşturarak durumda kalıyorsunuz. Tabi bu hastalarda daha sonraki yaşamında dışkılama sıktığında sayısında şeklinde bir takım değişiklikler olabiliyor. Bir süre sonra geçebiliyor ya da bir kısmı da geçebiliyor, egzersizli. bir kısmı çoğunlukla kaybolabiliyor ya da kaybolmayanlarda bizim biofeedback olarak e, tabir ettiğimiz bir takım e, orada o bölgedeki kasları uyumunu sağlayan, daha iyi çalışmasını sağlayan yöntemler öneriyoruz. Peki hocam yeni gelişen teknolojiyle e, bu ameliyatların e, yapılış şekli değişti mi? Sizin ilk gençlik zamanlarınızdaki ameliyatlarla günümüzdeki ameliyatları kıyaslarsanız ne gibi avantajlar kazandık? Tabii çok şey değişti Duygu Hanım. Bizim yani gençliğimizde, asistanlığımızda bir kalın bağırsak, özellikle rektumun son kısımdaki ameliyatlar ciddi anlamda bir olay olurdu. Yani böyle bir ameliyat yapacaksak, yani bugün e, low anterior rezeksiyon dediğimiz, yani makata ne kadar yakınsa tümör ya da rektumdaki e, tümörlerde kanserlerde bu işin e, risk zorluğu artıyor, teknik anlamda. Böyle bir hasta olduğunda bir gün önceden alarm olurduk. Hı hı. Çünkü o derinlikte daha aşağıda özellikle erkek pervis dediğimiz dar pervislerde kadınlarda biraz daha rahat Geliştiği geniş olması mi? nedeniyle dar pervislerde dikiş atmak hmm. yani kalın bağırsağı tekrar oraya bağlamak çok zor olurdu esasında. Yani ekartmanlar çekilir işte hocalar kızılır vesaire falan. Daha sonra stepler dediğimiz bu bağırsakları elle dikişle değil de direkt birbirine bağlayan bir takım cihazlar geliştirildi. Hmm. İş biraz kolaylaştı özellikle derin kısımda. Yani aşağıya kadar serbest çektikten sonra Rectum'u hem kesen otomatik cihazlar, kestikten sonra da bağırsakları birleştiren stapler dediğimiz cihazlar gelişti. Daha sonra laparoskopik cerrahi 1990'lı yıllardan sonra laparoskopik cerrahi, yani halk arasında kapalı yöntem cerrahi dediğimiz cerrahi devreye girdi. Tabi başlangıçta çok sorgulandı. Özellikle kanser cerrahisinde hastaya zarar veriyor muyuz diye. Çünkü biliyorsunuz temeli hastaya zarar vermemek. Evet. Ee, çok sorgulandı. Bu konuda birçok araştırmalar yapıldı. Ama bugün bakıldı ki kalın bağırsak kanseri cerrahisinde e, laparoslipik cerrahi en az açık cerrahi kadar güvenli. Güvenlikten kastımız yani nüks oranları e, kötü değil. Sağ kalım hastalıksız ve hastaların sağ kalımı kötü değil. Onun için bugün laparoskopik cerrahi güvenli olarak kullanılabiliyor. Tabi avantajları hepimizin bildiği. Hastada karın içinde karında bir kesi olmuyor. Evet. Uzun bir kesi. Çok daha erken normal işine dönüyor. Günlük fonksiyonlarına çok daha çabuk dönüyor. Ee, bu gibi avantajları var. Tabi daha sonra da işte robotik cerrahi ile bu işler yapılmaya başlandı. Her ne kadar bugün e, laparoskopik cerrahi üstünlüğü çok kanıtlanmış olmasa da robotik cerrahi özellikle rektum cerrahisinde de devreye girmeye başladı. Peki bu cerrahilerden sonra hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor hayatında hocam? Şimdi tabii bu hastaların mutlaka takip programına alınması lazım. Yani sonuçta kat bir kanser tedavisi uyguluyorsunuz. Nüksedebilir mi? Tabii ki. Ama tabi burada onun için ne kadar erken tanı konursa sizin başarı oranınız o kadar artıyor. Yani bunu e, tanı konduktan sonra hastalarda bir takım evrelemeler yapıyoruz. Klinik evrelemeler. Evre 1, 2, 3, 4 diye tümörün durumuna bağlı olarak, lenf tutulumuna bağlı olarak ya da uzak organ metastazları var mı yok mu ona bakarak. Mesela erken evrelerde başarı oranı %90'ların üzerinde. Tabii ki tekrarlayabilir, nüksedebilir. Bazen bu hastalarda metakron dediğimiz, e, daha sonra kalın bağırsağın başka taraflarında da kanser gelişebilir. Onun için mutlaka bu hastaları bir takip programını alıyoruz. Ee, ameliyattan bir yıl sonra bu hastaların bir endoskopik kontrolünü, konoskopik kontrolünü yaptırıyoruz. Eğer bir şey yoksa 3 yıl sonra tekrar yaptırıyoruz. Ondan sonra 5 yılda bir e, bu takiplerini yaptırıyoruz. Yine bir takım tarihlerle beraber ya da işte akciğer, karaciğer görüntüleme yöntemleriyle beraber bu takipler yapılabiliyor. Tabii bu hastaların yakın kişileri risk açısından daha yakından takip edebiliyor. Mesela tarama yaşı olarak genelde bütün dünyada kabul edilen yaş eğer risk grubunda değilse hı hı. 50 yaştır. Ama yakın akrabalarından birinde bir kalın bağırsak kanseri varsa genellikle mesela 50 yaşında yakalanmışsa yakın akrabalarına 40 yaşında bu kontrolleri ya da taramaların yapılmasını öneriyoruz. Koruma cerrahisi yapılabiliyor mu bu kişilere? Yani kalın bağırsak kanserinde Geliştikten sonra zaten kansere yönelik tedavi uyguluyoruz. Koruma tedavisinden kastınız, bir takım polipozis sendromlarında, biraz önce bahsettiğimiz familial polipoz dediğimiz grupta polipler, polipler oluşmuşsa kanser oluşmasını beklemeden kalın bağırsak alınması gerekiyor. Zaten başarı oranı o zaman çok daha artıyor. fazla artıyor. Anladım. Peki hocam beslenmeye gelelim. Ee, özellikle bu kanserin tedavisini görmüş, cerrahisini yaşamış insanların beslenmesi önemli değil mi bu anlamda? Tabii ki. Yani sağlıklı beslenme her insan için önemli. Bu hastalar için de daha e, önemli. Tabii sağlıklı beslenmeden kastımız e, dengeli beslenme aslında. Yani yeterince protein, yeterince yağ, yeterince karbonhidrat, yeterince mineral ve vitaminlerin alınması. Evet. Mesela yine bazı vitamin, e, vitaminlerin ya da bazı minerallerin kalın bağırsak kanserlerini önlemeye yönelik etkileri olduğu biliniyor. Yani bunlar mesela kalsiyum gibi, selenyum gibi, A, C vitaminleri gibi, E vitaminleri gibi vitaminlerin alınması kalın bağırsak kanser gelişim ihtimalini azaltan e, elemanlar. Tabi sağlıklı beslenmek tabi lifli beslenmeyi de beraberinde getiriyor. Tabi kalın bağırsağın fonksiyonu görevi dedi ki sindirilmiş ince bağırsakta sindirilmiş gıdalar kalın bağırsağa gelip bunu bir son işlemler işte suların tekrar emilmesi ya da içinden alınabilecek bir takım gıdaların alınıp son şekli gelip atılması. Bunun için mesela lifli gıdalarla beslenmek çok önemli. Kalın bağırsak fonksiyonlarını daha iyi düzeltmek açısından. Mesela kabızlık yani konu anlamında ee, o da ayrı bir geniş bir konum ama evet. günlük her, normal dışkılayan bir kişi normal yaşamına devam edebiliyor. Bunu evet. sağlamak lazım. Onun için beslenme önemli. Önemli tabii. değil mi? Peki ya tedavide e, kemoterapinin ve radyoterapinin yeri nedir, hocam? Tabii çok önemli. Tedavi bir e, üç ayaklı bir şey olarak görmek lazım. Bunların bir ayağı cerrahi, bir aya kemoterapi dediğimiz ilaçlarda bir ayağı da radyoterapi. Şimdi kalın bağırsak kanserlerinde kolon kanserleri ile rektum kanserleri bu açıdan biraz farklı. Kalın bağırsak kanserleri dediğimiz rektum dışındaki kanserlerde cerrahi tedavi ilk uygulanacak yöntemlerden birisi. Evet. Eğer işte uzak yayılımlar yoksa ya da bir karaciğer metastazı yoksa yaygın bir şekilde bir akciğer metastazı yoksa tabi günümüzde metastazları da müdahale ediyoruz artık. Yani onlar tek başına e, cerrahi engelleyen bir durum değil bir takım hastalardı. Ama rektum kanserleri biraz daha farklı. Hı hı. Kalın bağırsak kanserlerinde tabii cerrahi tedavi sonrası patoloji bir evrelemede bulunuyor. Hı hı. Tümörün derinliği, kalın bağırsak duvarı içindeki derinliğine, lenf bezlerin tutulup tutulmadığına, tutulduysa ne kadar lenf bezinin tutulduğuna, bu arada bir takım e, özel e, işte karas dediğimiz bir takım yöntemlere bakılmasına, ilave olarak işte tümörün grade'ine yani agresif olup olmadığına bir takım durumlara bakarak ve evrendirerek o hastalarda kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağına karar veriliyor. Yani evre bir dediğimiz erken evre tümörlerde kemoterapi çok uygulanan bir yöntem değil kalın bağırsak kanserlerinde ama evre 2'de yani lenf bezi tutulumu olmayan, çok agresif olmayan, grade yüksek olmayan tümörlerde daha seçici davranılıyor kemoterapi açısından risk grubu biraz fazla olanlarda veriliyor, olmayanlarda verilmiyor. Ama lenf bezi metastazı varsa bu hastalarda kemoterapi Şart. mutlaka veriliyor. Kalın kalın bağırsak kanserlerinde radyoterapi tabii çok karın içinde ince bağırsaklar ve etkilenecek diğer organlar olduğu için çok sık uyguladığımız bir yöntem değil. Ama rektum kanseri biraz farklı. Rektum kanseri pervisin içinde, daha dar bir alanda. Evet. Cerrahi uyguladığımız zaman sağlam sınırlar, yani tümörsüz sınırlar elde etmek her zaman çok mümkün olmuyor. Onun için rektum tümörlerinde biz bu hastaları önce evreliyoruz. Yani TNM dediğimiz tüm dünyanın kullandığı evrelemeye göre tümör bağırsak duvarının dışına çıkmış mı çıkmamış mı bağırsak tabakalar arasında bunu MR'la ya da endosonografi dediğimiz endoskopik sonografi ile bakıyoruz e, lenf bezlerinde herhangi bir tutulum var mı yok mu? Tabi bu hastalarda mutlaka karaciğeri, akciğeri, sıçramış mı, sıçramış. E, orada herhangi bir hastalık var mı yok mu Tomografiyle bakıyoruz. Ve ona göre bir evreleme yapıyoruz klinik evreleme. Eğer çok erken dönemde yakalamışsa, yani lenf bezlerinde bir yayılım yok, tümör T1 dediğimiz henüz işte çok fazla tabakayı değil, başlangıç tabakaların içinde tutmuş bu hastalarda cerrahiyle başlıyoruz. Ve cerrahi sonrası patolojik esas evrelemeyi patolojik değerlendirme yapıyor. Yani siz klinik evrelemede lenf bezleri göremeyebilirsiniz tutuğu olarak ama evet. patoloji der ki burada bir lenf bezi var, hmm. orada da kanser var. Ona göre bu hastaya daha sonra kemoterapi, radyoterapi uygulanıp uygulanmamaya karar veriliyor. Ama hastalık ileri evredeyse, bazen e, kan, çıkış anüse, makata çok yakınsa, oradaki bir takım dışkılamayı sağlayan, kontrol eden kasları içine almışsa o zaman bu hastalarda radyoterapi ya da kemoradyoterapi dediğimiz ışın tedavisi ve ilaç tedavisiyle başlıyoruz. Bir arada. Ee, i̇kisi ama esas radyoterapi onun etkinliğini artırmak açısından da kemoterapi ve daha sonra hastayı tekrar değerlendiriyoruz. Buna aldığımız cevaba bakarak ne kadar gerilemiş ne kadar gerilememiş ve daha sonra cerrahi tedavi uyguluyoruz. Anladım. Bunun yararı ne? Tabii lokal nüksleri azaltan bir yöntem bu. Direkt cerrahi yaptığımız zaman sağlam sınırlar elde etmekte biraz zorlanıyoruz ama bu şekilde daha tümörsüz sınırlar elde edebiliyoruz. Yine cerrahi yapılmayan bir dokuda ışın tedavisi ve kemoterapinin etkinliği daha fazla oluyor. Peki hocam radyoterapi ve kemoterapideki gelişmeleri nasıl anlatırsınız izleyicilerimize? Tabii çok ciddi gelişmeler var. Yani kalın bağırsak kanserlerinde özellikle bu genetik değişiklikler fark edildikten sonra e, bir takım hasta grupları, yani bu tedavilerden yararlanacak hasta gruplarını saptama yönelik birçok çalışmalar yapılmış. Evet. Yani bir takım tetiklerle beraber hangi hastaların kemoterapiden daha fazla yarar göreceğini, hangi hasta gruplarının daha az yarar göreceği, konusunda bilgiler birikmeye başlamış ve daha hedefe yönelik işte bir takım bizim growth faktör dediğimiz işte karas genleri dediğimiz bir takım genlere bakılarak bir takım hedefe yönelik tedaviler ilaçlar geliştirilmeye başlamış aslında da bu şekilde tedavinin maliyeti de bir taraftan artmış yani hı hı. geçmişte tabi tarama programları belki konu konuyu açıyor hı, tarama programlarında Tabii önemli olan şeylerden birisi nedir? Maliyet. Evet. Yani siz tarama için harcadığınız para o hastalık için yapacağınız paradan daha fazlaysa bunun anlamı yok. Hı hı. Ama saplayacağınız tümörlerin tedavisinin maliyetini düşürüyorsanız tarama önemli. Doğru. Şimdi giderek tabii maliyet artıyor tabii. Birçok ilaçlar geliştirilmiş. Red terapi daha hedefe yönelik. Hı -hı. İstediğiniz e, bölgede, Bölgeyi. dokuda e, etkinliğini, yoğunluğunu daha fazla sağlayabileceğiniz tarzda gelişiyor. Yani radyoterapide sonuçta siz tümör hücrelerini yakarken bir taraftan sağlam etrafa da zarar veriyorsunuz. Günümüzde bu zararlar daha az olmaya başladı e, etraf dokulara. Yani hem kemoterapide hem ilaç anlamında hem uygulanabilirlik hasta grubunu daha iyi seçmek anlamında hem de radyoterapi anlamında ciddi gelişmeler var. Hocam süremiz e, dolmak üzere. Doldu mu süremiz? E, Doldu. Çok keyifli bir sohbetti. Benim Eklemek içinde. istediğiniz birkaç cümle olabilir mi ya da vermek istediğiniz mesaj? Kalın bağırsak kanserleri aslında önlenebilir hastalık grubunda düşünmek lazım. Onun için e, ve bu gösterilmiş bir şey. Yani siz uygun bir tarama programıyla kalın bağırsağın hem görülme istensini sıktığını hem de e, kalın bağırsaklı kanserinden ölüm ihtimalini azaltabiliyorsunuz. Onun için Özellikle yakın akrabalarında kalın bağırsak kanseri olan kişiler bu işi ciddiye alması lazım. Kolonoskopi tabii ki çok rahat yapılacak yani herkesin koşa koşa gideceği bir yöntem değil. İşte bunun öncesinde bir temizliği var, kalın bağırsak temizliği var, hmm. İşte sedasyon gerektiren bir şey, az da olsa bir anestezi desteği gerektiren bir şey. Bir takım morbiditeleri var ama belli aralıklarla yaptırmak, özellikle 50 yaşlı Gelen kişilerde bunun yaptırması ileride oluşabilecek kanserin önüne geçebilecek bir imkan sunuyor. Onun için e, özellikle risk grubundaysa kişiler, akrabalarda varsa kendini kontrol etmekte, ettirmekte, e, doktora gitmekte çekilmesinler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Verdiğiniz teşekkür mesajlar çok önemliydi sevgili hocam. Ben teşekkür hocam. ederim. Sayın seyirciler, kalın bağırsak kanseri ile ilgili her türlü sorumuzu genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Neşet Köksal yanıtladı. Hiçbir yere ayrılmayın, kadın hayattır, devam edecek.